birazcık uzun olacak bu bölüm. Çünkü bayağı bir araba var. BMW'den tutun lüks arabalara, klasik arabalara hepsini göreceğiz bu videoda. Detaylı da fiyatlarına geçeceğiz. İlk standtan başlayalım. Burada ülkemizde benim henüz görmediğim bir 8C var. Burada da normali var. Şöyle 8C Spider, özellikle Alphys'lerin göz bebeği. 245 bin euro. Kondisyon olarak da ateş ediyor. Arkadaki satılmış. Burada Ferrari'ler var. Farklı farklı modelleri getirmiş bu galeri. Bunların da fiyatlarına göz atalım. Bu 255 bin euro. 512 BBI. 599 GTB. Bu da 189.500 euroymuş. Bu satılmış. F430 Scuderia. 488 GTB. Bu da 239.500. Bunlar satılık. Şöyle devam edelim. Burada bizim ilgimizi çekecek başka model yok herhalde. Şuraya doğru kayalım. Orada benim gözümü kestireyim. Burası da yine farklı bir stand, bir farklı galeri. Burada bir çirkin ördek yavrusu var. Ama kondisyonu yine harika. Benim çok sevdiğim bir Porsche modeli değil. Bu da satılmış. Fiyatı storylerde aslında paylaşmıştım ilk gün fuarın. Hatırlarsam onu da ben yazacağım videonun sağına soluna. Burada bir Opel var. Burada bir Porsche daha var. Direkt kap aracı. Bunda fiyatı yazıyorsa bakalım. Evet. 85 bin euro artı vergi. 2007 modelmiş bu. 12 binde. Orijinal Porsche'den çıkış olarak bu şekilde çıkmış. Sokak izni yok tabii ki. Pistlerden piste. Güzel makine. Burada da bir tane E30 M3. Severiz. Bu da 80 bin euro. Orijinal S14 motoru varmış. Bu Japonya'dan ya da Amerika'dan gelen bir araba değil. Avrupa modeli olduğu için 195 beygir. Bayağı da bir kalabalık faturası var diyor. Yine farklı bir galeri. Klasik bir Jaguar karşılıyor bizi. Burada da daha çok böyle, aslında bu fuarı simgeleyen araçlar burada. Ama gün geçtikçe de Youngtimer'lar, özellikle E36, 46 da bu döneme kaydığı için onları da aslında yavaş yavaş burada görüyoruz. Bizi de aslında heyecanlandıran modeller bunlar. Bunlar benim çok tarzım değil. SS100. Bu da mesela fiyatına bakalım. 185 bin euroymuş. Burada yine güzel bir Porsche var. König Umba olması gerekiyor bu. Çamuruklar normaline geniş. Şöyle arkadan göstereyim. Aslında orada bu fark belli oluyor. Dönemin aslında fibercileri diyebiliriz. Evet, König. Arkada yazıyor. Bunun da fiyatına bakalım. Bu full restore edilmiş. Düşük kilometreli. 18 mil. Bu Bahreyn'den geliyormuş. 105 bin euroya bu arabayı alabiliyorsunuz. Burada bir tane Ferrari Testarossa var. Onun da fiyatına bakalım hemen. 205 bin euro. Bu da İsviçre'den geliyormuş. 29 bin diyebiliriz. Mil olarak. Daha ilk boyası. Ve full servis bakımlı. Devam edelim. Bunları hızlıca geçiyorum çünkü bayağı bir araba var daha. Burada Amerikan araçları. Fiyatlara kabaca bir göz atalım. 7 litre V8. 44 bin euro.
Bu da 40.000 euro. Burada Mustang'ler var. Onlara da göz atalım. €90.000 alabiliyormuşsunuz. 59.000 euro. Yine devam edelim. Jaguar E-Type. Bu da 120.000 euroymuş. Burası genel olarak Amerikancıların olduğu yer. Şu Challenger'a da bir göz atalım. Şu kırmızıyı bir kestirdim. Da bu şekilde. €28.000. Challenger'ın da fiyatı otomatik V8. Parçaları orijinal, number matching. Bu da €43.000. Tabi bunlar daha pazarlık yapılmadanki fiyatlar. Pazarlıkla beraber birazcık düşecektir. Burada Beetle'cılar var. Hasta işi Beetle. Bunların fiyatı ne kadarmış? Fiyat yazmıyor. Sorunuz diyor. Devam edelim. Mesela burada bir tane SLK 200 var. €9.000. Devam ediyoruz. Bir tane BMW var burada. 2002 TII. 48.000 de bu araba. €39.000, 800. 40.000 diyebiliriz. Burada kampanya yapmışlar. Bu şekilde 3 al bir öde. Yok şaka. Devam ediyoruz. Burada bir tane 3.0. Bunun fiyatı ne kadarmış? Fiyatını yazmamışlar. Bir tane M1 var. 11.000'de bu da. Ve komple servis bakımı. Bunlar güzel şeyler. Üç buçuk CSI. 73 model. Bunda da fiyat yazmıyor. Satılmış gerçi öyle yazıyor. Burada bir tane daha var. 3.6 CSI. E34 M5'in motorunu takmışlar buna. Sonradan 5 ileriymiş. Wilwood frenler var. Buna da €140.000 istiyorlar. Buna da uzaktan bakalım şöyle. Bu şekilde bu da. Alpine ajantlar da varmış üstüne. Jaguar'lar. Devam edelim. Burada bir tane Cobra kestirmiştim. Orijinal değil ama içindeki motor güzel. Güzel bir swap yapmışlar. Dodge Viper'ın motoru var. Bu da €85.000. Güzel bir sleeper'lı olur. Dul bırakan. Şu şekilde. Shelby Cobra'dan sonra Shelby Daytona Coupe. Fiyatı bayağı okkalı. €400.000'ye yakın. Bu şekilde. Aston Martin fiyatını sorunuz yazmışlar. Bunun da tasarım beni Mustang'i anımsatıyor. Gelmesi böyle. €335.000 bu da. Hammer H1'imiz var. Koca olan. Buna da fiyat olarak 19 mil demiş. 2016 model. Vergisi her şey ödenirse €162.000. İyi para. Chevrolet'ler burada. Bu şekilde devam ediyoruz. Q5
275 bin euro. 512. Burada güzel bir Porsche var. Rengi özellikle bayağı tatlı. 964. Fiyat olarak sorunuz. Renk bayağı güzel ama. Burada bu şekilde. Bunlar da yine fiyat yazmıyor. Satılmış. Biz yine devam edelim. Burada bir tane Ford GT var. Son kasa. Bunda fiyat yazıyor mu? Fiyat 985 bin euro. Sadece 175 kilometre yapmış. Sıfır araba yani. Nerede bu şekilde. 300 SL. Fuar boyunca zaten çok gördük. Onun için şaşırtmıyor. Normalde çok özel bir araba. Burada da bir Alfis'in aslında göz bebeklerinden biri. GTA 1600. Fiyat yazmıyor herhalde. Satılık değil bu. Burada bir Le Mans arabası herhalde olması gerekiyor bu. Porsche'nin. Güzel makine. Vay 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 vay. Egzozlar. Tabii güzel bir Ferrari örneği var. Yarış arabası. Burada da özellikleri yazıyor. 512 Le Mans Klasik. Bu şekilde bu da. Böyle devam edelim. Rolls Royce var bir tane. Bunun da fiyatını 397 bin euro. Rolls Royce Dawn. Evet, burada hem Lamborghini hem de traktörlerine geldik. İlginç traktörler var burada. Tam koleksiyonluk. Burada bir tane SV Yacht var. Burada bir tane Kuntaç var. Şu abimiz de Lamborghini soyadını taşıyan abimiz. Hello. Ciao. Buongiorno. Bu 323 olması gerekiyor. Şu şekilde içinde komple roll bar takmışlar, yarış koltuğu takmışlar. Evet, 323, 30 bin euro. 220 beygir. Biraz pahalı geldi bana. Ama ilk sahibinden. Burada da yine ilginç, güzel arabaların olduğu bir bölüme geldik. Mustang var burada bir tane. 1970 model. 48 bin euro. Dankeschön. Trump var. Bu da 23.500. Datsun var bir tane. 350 Z'nin babası diyebiliriz. Bu da 38.500. Her şey restore edilmiş. Tertemiz. Bin git diyor abimiz. Fiyat aslında bayağı güzel. Burada da bir tane Saab Turbo var. Bu da hasta işi. Bu da 38.500. Datsun bayağı güzelmiş ama. Hoş duruyor. Burası da Halefia. Burası da aslında insanların arkamda görüyorsunuz bireysel olarak getirdiği arabaların aslında böyle halk pazarı kıvamında satmaya çalıştığı nokta. Burada da hepsini göstermesem de bayağı bir dolaşacağız. Fiyatlarını göstereceğim size araçların. Burada bizi direkt zaten bir M6 karşılıyor. Ama aracımız yine her zamanki gibi stok değil tabii. Şöyle bir canavarın içine bakalım. Burada supercharger'lı. Stok 507 beygir olması gerekiyor. Evet, 507 beygir.
105.900 kilometrede 740 beygir. Bu da 50.000 euro istiyor bu abimiz. Ne diyorsunuz fiyat için? Sizce normal mi? Böyle devam edelim. Burada Corvette var. Mesela bu Corvette'in fiyatı 25.000 euro, 33.800. Koleksiyonu kastayışı diye yazılıyor genelde şu kilometrede. Bu da 70.000 euro, 997.2. Manuel 76.000 demiş bu arabada. Bu şekilde. Şurada bir tane 46 M3 kestirmiş. Ona da bakalım. Bu mesela 45.000 euro. ...89.000 euro. ...50.000 euro. 500 bu bir de. Ferrari var burada. Mondial 75.000 euro. Bu şekilde. Maserati 39.000 euro. Vos var burada bir tane. Bunun fiyatı ne kadarmış? Buna 50.000 euro istiyorlar. 49.000 euro. Burada E30 325 Cabrio. Buna da 36.000 euro istiyorlar. Kilometresi ne kadarmış bunun? Yazıyor mu? 139.000 kilometre. Pahalı. Burada da bir tane 46 M3 var. Buna da hemen bir göz atalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da 46.900 istiyor. 126.000'de. Bu şekilde bu da. Manuel. Güzel kondisyonda. Burada bir tane E36'mız var. Station Wagon. British Racing Green renginde. 16.900. 136, 130.000 demiş bu da. Yine servis bakımlı. ABS jantlı. Güzel bir araba. Bir tane Z1 var. Z1'in de fiyatı 56.800. 32.000 de bu araba hala. Kilometre yine bayağı düşük. Bu şekilde. Burada bir tane Volkswagen Phaeton var. Altyapı Bentley ile aynıydı bunların. Bayağı lüks. Bunun fiyatına bakalım. W12 motor var. Hacim. 2002 yılından almış bu da. Fiyat yok. Sanırım satılık değiller. Yok, bunlar sadece koymaya getirmiş. Devam edelim. Bir tane daha BMW var burada. Burada da var. Bu satılmış. CSI. Bununla bakalım fiyatı var mı? 47.000 euro diyor. Devam edelim. Bir tane daha Porsche. Porsche. Bunların var mı fiyatı? Mesela bu. 76.000 euro. Şurada da birkaç Mercedes vardı. Onlara da bakalım. Mesela bu klasiğin fiyatı 129.000 euroymuş. 165.000 euro. 46.900. 129.000. Şu canavar 39.000'miş mesela fiyatı. Bunun da fiyatlarına bakalım mesela. Şu fiyat 300 eser. Bir tane daha 3.0 CSI. Bunun da fiyatına bakalım. Sanırım yeni restore edilmiş. Bir
şekilde. Fiyatı sorarsanız söylüyorum diyor. Bir tane Evo var burada. 45 bin euro. Burada da bir tane Toyota Celica var. GT4. 74 bindeymiş. Bunun da fiyatı 35.500. Bu şekilde bu da. Burada da golfçilerin yeri. Golfçi ve polocuların. Bunların fiyatları yazıyor mu bakalım. Volkswagen Polo. Bunda fiyat yazmıyor. Bu da yine sadece kulüp olarak gelmiş. Burada yine temiz bir örnek. Polo GT. Bu da yine satılık değil. Bunların hiçbiri satılık değilmiş. Şöyle kabaca göstereyim ama size. Güzel örnekler mevcut. Oo, bayağı iyi olmuş. Silik lastik var bir de bunda. Bu şekilde. Burada da şirokkocular var. Bunların da yine fiyatı yok. Kulüp olarak gelmişler. Bu bölümde bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir.